Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Coffee Talk'a başlıyoruz. Uzun zamandır oynamak istediğim ve uzun zamandır kütüphanemde bulunan bir oyundu. Fakat malumunuz üzere vaktim olmadığından bir türlü başlayamamıştım. Bugüne kısmetmiş. Bugün başlıyoruz. Bildiğiniz üzere kanalımızda hala bir Sniper Elite şeyi video serisi devam etmekte. Fakat yanına neden şöyle güzel, sakin bir oyun daha eklemeyelim ki. İsmin nedir? İsmimi Metcan yapıyorum elbette. Onayla diyorum. Evet. Bir ayarlardan hemen altyazılara bir bakmak istiyorum. Konuşmayı geç oku diyor. Hepsi diyor. Okuyalım, konuşmayı geçmeyelim ya. Türkçe tam ekran, yazı hızı tamam. Şey ayarı yok herhalde. Şu müzikleri biraz kısabilirim sadece. Müzikler rahatsız etmesini istiyorum. Çünkü ben de oyunda çok müzik sevmiyorum. Oyunu başlatıyoruz ve ilk maceramıza giriyoruz. Welcome to Coffee Talk. Seattle 2020. Hayallerle ve çılgınlıklarla dolu bir şehir. Irklar arası savaşın tarihe yalnızca bir dipnot olarak geçtiği zamanlar. Herkesin ne olmak istediğini hayal edebileceği zamanlar. Ve bu hayallerin bahsi bile geçmeden yıkılabileceği yıllar. Şey, günümüz Türkiye'si. Yine de burası her an her şeyin olabileceği bir yer. Bakalım. Senaryo ve oyun tasarımı... Ay, okuyamadım. Elflerin girişimcilik için ormanları terk ettiği, cücelerin mağaralarından çıkıp otomobil sektörünü ele geçirdiği, orkların baltalarını bırakıp hayatlarını iyileştirmek için bilgisayar kullanmayı öğrendiği zamanlardı. Her zamanki gibi insanlar da onlarla beraber yaşıyordu. Bu şehir birçok kişinin hayallerini ve hikayelerini barındırıyor. Bakalım. Çizim çok güzel. Çizimlere ben bayağı bayıldım. Bu hikayelerin çoğu havada kaldı. Fakat bazıları tesellilerini tuğla, tahta ve camların birleştiği yerlerde buldu. İçkilerle birlikte anlatıldılar ve yabancıların hafızalarından kendilerine yer buldular. Şehrin bir köşesinde bir kahve dükkanı bulunuyor. Evet, bizim kahve dükkanımız. Bu dükkan yalnızca güneş batınca açılıyor. Kişilerin hikayelerini paylaştıkları bir yer. Ve işte bunlar onların hikayeleri. Evet. Bu arada videoları kaç dakika yaparım? Ne kadar olur? Hiçbir fikrim yok. O yüzden hemen oyunun gameplay'ine bakıyorum. Bir saniye. Bakalım oyunumuz arkadaşlar. Pardon, şuradan şey yapacaktım. 6 saat diyor, 3 saat diyor. Ekstralarıyla 6 saate çıkıyor. 3 saat, 3 saatlik bir oynamamız var. Oynayışımız var oyuna. Bakalım 20'şer dakika ya da yarım saatlik videolar yapabilirim. Salı 22 Eylül 2020. 20 dakika 20 dakika yapacağım ya, aynen. Ama çok tat alamayız öyle de. Bakalım. Hoş gel. Senmişsin. Hey Metcan, geçen gecen nasıl gidiyor? Her zamanki gibi sakin. Ancak ufak bir sorunumuz var. Hadi ya, ne oldu? Tedarikçim birkaç lojistik hata yapmış. Bugün malzemelerimin yarısı yok. Hadi ya, kötü olmuş. Sorun değil. Yine de kafein ihtiyacını giderebilirim. Bunu duymak güzel. Neyse, önce şurayı bir düzelteyim. Sonuçta ilk müşterimizsin. Sorun değil, acele etme. Ben bir yazarım, editör değil. Yazarmış Freya. Bu yüzden ağırdan almaya alışığım. Yine mi yazar tıkanıklığı? Doğru bildin. Şu an ne yazıyorsun? Şey üzerindeki planımı hatırlıyor musun? Bir şey oldu. Böldüğüm için özür dilerim. Makine hazır. Üçlü espressonu şimdi mi istersin? Evet, lütfen. Ve eğer nasıl yapılacağını unutursan telefonla bak, tamam mı? Neyse, cidden üçlü espressoya ihtiyacım var. Bakalım.
Neymiş bu? Espresso ama üçlü dedi. Kahve, hep kahve koyuyorum. Beş tane de çöpe dökme hakkımız varmış. Bir fincan üçlü espresso. Bu geceki tek müşterim için özel. Bu aroma. Tam ihtiyacım olan şey. Neyse, nerede kalmıştık? Şu şey hakkındaki planın. Aynen, oradaydık. Bilirsin, gazete için hikaye yazmayı sevmiyorum değil. Fakat daha büyük şeyler yapmanın zamanı geldi. Yani roman gibi mi? Evet. Plan yaparken kulağa çok basit geliyordu. En azından hala bir yerde çalışıyorsun. İşler istediğin gibi gitmezse sana yardımcı olur. Pardon, yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, haklısın. Yapmam gereken bir şeyi söyledin. Neden bahsediyorsun? Evening Whispers'ın sahibi kim biliyor musun? Graham Media değil mi? Evet. Ayrıca ülkedeki en büyük yayın evi. Böyle bir fırsat ayağıma gelince değerlendirdim. Fırsattan kastın ne? Şöyle ki, asansörde patronlardan biriyle karşılaştım. Doğal olarak kitap fikrinden bahsettim. Hadi atma o bakışı. Ciddi misin sen? Biliyorum, biliyorum, çok aptalcaydı. Peki tepkisi ne oldu? Neyse ki bazı kısa hikayelerimi görmüş. Ve benimle bir anlaşma yaptı. Bir ay içinde bir taslak hazırlarsam bir şeyler ayarlayacak. Ve kurgu yayını bölümüyle anlaşma yapmamı sağlayacak. Mükemmel. Evening Whispers'taki işine ne olacak? İkisine de yetişebilecek misin? Zor olan kısmı bu. Ofis saatlerinde gizlice romanım üzerinde çalışıyorum. Ve gazetenin teslim tarihlerinin gerisinde kalıyorum. Patron yakalarsa büyük ihtimal bana postayı koyar. Of. En azından ilk taslağı bitirmene bir ay var. Geçen hafta bitirmem gerekirdi. Bakma öyle yine. Planın ne kadar gerisindesin? Herhalde yazdığın kelime sayısı sıfırı geçmiyor. Hey, kabalaşma. Yine de bir şeyler yazdım işte. Görebilir miyim? Şöyle ki, o kadar kötüydü ki okuduktan sonra her şeyi silmeye karar verdim. Yani sıfır mı? Of, evet. Cidden yazıp bitirmem lazım. En fazla 2 haftaya. Sonrasında fazladan 1 haftayı düzenlemeye harcayacağım. İyi bir plan gibi. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Kitap yazmak kolay iş. Şöyle kolay iş. Çıkarma aşamasını gördükten sonra kitap yazmak o kadar kolay geliyor ki. Bu arada bu videonun altına ben de kendi yazdığım kitabı koyacağım. Daha dün demeyeyim. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama. Dün değilmiş zaten. 23 Mayıs. 2 gün önce 23 Mayıs'ta kitabım çıktı arkadaşlar. Bir şiir kitabı. Eğer ilgilenenleriniz olursa, okumak isteyenleriniz olursa aşağıya linkini bırakırım. Oradan da tıklayıp bakabilirsiniz. Neye bağlayacaksın ben bunu? Şeye bağlayacaktım. Yani bir haftada düzenleme yapmadım. Yani şiir kitabı olmasına rağmen benim onu düzenlemem en az iki haftamı falan almıştı. Tabii eğer uygulayabilirsen. Biliyorum, biliyorum. Bu kadar alaycı olmana gerek yok. Bu yüzden bugün buradayım. İlham kaynağı bulmayı umuyorum. Sonuçta en iyi hikayelerimden bazılarını burada yazdım. Gerçekten mi? Bu yerin bir işe yaramasına sevindim. Sanırım biri geliyor. Hoş geldiniz. Selam. Merhaba. İyi akşamlar. Burada mı içmek istersiniz hanımefendi? Evet, lütfen. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Ne önerirsin? Bu tamamen hangi havada olduğunuza bağlı. Yalnızca sevgimle buluşmak için buradayım. Tüm gece uyanık olmayı düşünmüyorum. Yani kesinlikle kahve değil. Sıcak çikolata nasıl olur?
Bu havada çok iyi gider. Aslında bu çok iyi bir fikir. Teşekkürler. Rica ederim. İçinde çikolata olan herhangi bir şey lütfen. Elbette. Bir tariflerime bakayım. Çikolata kahve istemedi. O zaman full çikolataya koyuyorum ben. Süt de mi koysam? Sıcak çikolata dedi ya, süt de koyaydık keşke. Kara çikolata. İnşallah beğenir. Keşke süt koysaydım. Bir fincan sıcak çikolata hazır. Teşekkürler. Bu arada seslendirme yeteneği bende hiç yok arkadaşlar. O yüzden her karaktere farklı bir ses yapamayacağım. Sıcacık. Sevgilinizi mi bekliyordunuz? Evet, birazdan burada olur. Kendine bir bak. Bir gecede sıfırdan 3 müşteriye ulaştın. Bu yer daha kalabalık olur diyordum. Buralarda geceleri açık tek kafe olduğuna göre. Gece olmasına rağmen hala açık tek kafe olduğundan çoğu zaman boş. Şimdi bahsedince gece açık tek kafe olmak iş açısından iyi mi? Kesinlikle değil. Aynen dediği gibi. O zaman niye devam ediyorsun? Yapmayı seviyorum. Ve bu saatte sıcak bir içecek arzulayan biri hep oluyor. Enteresan. Sorsam ayıp olacak ama bu saatlerde nasıl dükkan batmıyor? Bu bir sır. Metcan aşırı zengin. Sırrı bu. Allah'ım nasip et ya Rabbim. Gerçekten mi? Abartıyor. Endişelenme. Metcan idare edebilir. Kafenin yakın zamanda iflas etmeyeceğine eminim. Böylece gece buluşmak için tuhaf, sakin bir yer hala olacak. Bunu duymak güzel. Bu arada buranın müdavimi misin? Başka gidecek bir yerim yok. Geceleri daha iyi çalışan ve kafede çalışmayı seven bir yazarım. Bunları karşılayan fazla mekan yok. Bu arada müzik sesi bence güzel. Böyle şu an alttan bir hafif hafif geldiği için. Onu da söyleyeyim dedim, siz de fikrinizi belirsin. Evet, eminim. Biliyor musunuz, Freya oldukça iyi bir yazar. Bazı hikayelerini Evening Whispers'ta bulabilirsiniz. Sus. Vay, ilgi çekiciymiş. Ne tarz şeyler yazıyorsun? Şehirdekilerin hikayelerini yazıyorum. Kişisel, ilgi çekici, garip hikayeler. Ayrıca hikayelerine katkı yapıyorum. Onların kurgularına bayılırım. O hikayeleri sen mi yazdın? Teşekkürler. Hepsini değil ama çoğunu ben yazdım. Çok havalı. O zaman yeni bir şey yazmak için mi buradasın? Olmalıydım. Ama ne hakkında yazacağım bile bilmiyorum. Çok iyi. Hoş geldiniz. Çok yakışıklı bir beyefendi geldi. Selam. Beklettiğim için üzgünüm. Sorun değil. Buradakilerle hoş bir sohbet yaptık. Selam. Merhaba. Merhaba, bir şey ister miydiniz? Şaşırt beni. O ne tarz bir sipariş? Doğrusu ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir tercihiniz var mı efendim? Beni uyanık tutacak kadar sert bir şey sütlü olsun. Ha, bir de üstüne latte art yap. Latte art mı? Onu nasıl yapacağım? Şu... Ha yok. Şimdi ne dedi? Bir dakika, kapa şunu. Kapa şunu. Sert bir şey olsun. Cappuccino yaptım. Latte art. Nasıl yapacağım ki? Şöyle bir süt döküyorlar, tamam mı? Yani. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Hiç bilmiyorum ki. Al, güzel bir figür yaptım herhalde. Buyur. Buyurun. Buna latte art mı diyorsun? Sevimli. Harika. Neyse, işten biraz dikkatim dağılmıştı. Ayrıca yağmur yağıyor. Sorun değil, bayideyiz. Onlarla güzel bir sohbet gerçekleştiriyordum. Aa doğru, kendimi tam olarak tanıtmadım. Ben Bali'deyiz. Balis. Ben Bali. Bali diyeceğim ben buna. Aa ne kadar görgüsüzüm. Ben de kendimi tanıtmadım. Adım Lua. Selam. Ben Freya. İkinize de tanışmak güzel. Ben Metcan. Hey, Bayan Freya'nın Evening Whispers'ta yazar olduğunu biliyor muydun? Gerçekten mi?
Onlarla birkaç defa çalışmıştım. Hadi ya, ne tür bir çalışma? Serbest tasarımcı ve çizerim. Gazete için birkaç karikatür ve veri grafiği yaptım. O zaman Steve'i tanıyorsundur. Aynen, çalışmak için iyi birisi. Gerçekten mi? Hayır, değil. Olsun, daha kötü müşterilerle de uğraştım. Çok daha kötü. İyi ki tasarım ve görseller bölümünde çalışıyorum. Direkt onunla beraber çalışıyor olsam kafayı yerdim. Hadi ama. Onunla başa çıkması zordur ama en kötüsü o değil. Tabii ki. Kötünün kötüsü vardır derler. Genelde kötü müşterilerle nasıl başa çıkıyorsun? Bu kadar geç saatlerde gelen tek kötü müşteriler suçlular ya da yolunu kaybetmiş ayyaşlardır. Kulağa çok kötü geliyor. Yok canım, üstlerinden gelmesi kolay. Yumruklarını konuşturabildiğin için. Kahve yapma yeteneğin kadar iyi değil gerçi. Teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Rica ederim. Neyse, cidden yazmaya başlamam lazım. Her ne yazacaksam. İkinizi yalnız bırakayım. Bu kişinin ellerine. Nerede yazacaksın? Çok uzakta değil. Şu köşedeki masanın orada. Pencerelerin yanında. Orası benim köşem. Aa, tamam. İyi eğlenceler. Heh. Heh. Denerim. Bol şans. Sağ ol. Evet. Biz de başka masaya geçelim mi? Yok, burası iyi. Tamamdır. Çocuğun amacı yalnız kalmak da kız bilmiyorum herhalde ilk defa mı sevgilisi buluşuyor, ne yapıyor? Günün nasıldı? İyiydi. İşte pek bir şey olmadı. Ofisten çıkabileyim diye işimi erkenden bitirdim. Ayrıca patronumun bugün keyfi yerindeydi. Patronun her zaman neşeli olduğunu sanıyordum. Evet, öyle. Ama bugün her zamankinden daha mutluydu. Ne olduğundan emin değilim. Ama onu mutlu görmek iyiydi. Peki ya sen? Son müşterinle ilgili bir sorunun var mı? O tam bir baş belası. Berbat müşterileri betimleyen şu capsleri biliyor musun? Kadın hepsine uyuyor. Sonsuza kadar onun hakkında sızlanabilirim ama bu bana yardımcı olmayacak. Onunla ilgili bir caps yapmalısın. Bir dakikalık eğlence için işimden olayım, değil mi? Buna değebilir. Bunaltıcı müşterilerle nasıl başa çıkılacağını Metcan'a sor. Öyle mi? Genelde uyuz müşterilerle nasıl başa çıkıyorsun? Yumruklarını kullanmadıklarından bahsediyorum. Kendi yöntemlerim var. Ama müşteriler hakkında diğer müşterilerle konuşmak akıllıca olmaz. Bugünlük çıkarılabilecek iyi bir ders. Yani yine başladık. Ailen? Evet. Yani onlarla konuştun mu? Evet. İyi sonuçlandı mı? Hayır. Ne dediler? Çok şey. Niye kaçamak cevaplar veriyor? Allah'ım yine başladı. Bize bir şans vermeyecekler mi? Bir elf dışında herkes. Böyle dediler. Peki ya sen? Aşağı yukarı aynı. Babamla kavga ettim. Bu yüzden bu geceden itibaren Faron'da kalıyorum. Seni evden mi attılar? Başına böyle bir iş açmak zorunda değilsin, farkındasın değil mi? Onlar senin ailen. Onların bir parçası olmaya bir saniye bile dayanamıyorum. Düzenli bir gelirim yok ama idare edebilirim. Ama yine de dün senin hakkında ne dediler bilmiyorsun. Üzgünüm. Ne dediler benim hakkımda? Ya da ırkım hakkında mı demeliyim? Boş ver. Bilmek istiyorum. Her zamanki saçmalıklar. Elflerin kutsal yaratıklar olmasıymış. Ölümsüzlüğümüzmüş. Senden daha fazla yaşayacağım gerçeği falan. Ne? Hiç. Ne varmış benden fazla yaşayacaksan? Hiçbir elf başka bir elfle olmak istemez. Yoksa bu zaten aşağılık bir Skobus tarafından lekelendi mi? Aynen böyle dediler. Buraya kadarmış öyleyse. İlişkimizin sonu. Abi hemen bir bitirmeyin ya. Öyle olmak zorunda değil. Haklısın kız Bali. Ailelerimizin asla onaylamayacağını biliyorsun. Böyle devam edebiliriz. Nasıl yani? Hala çıktığımızı bilmelerine gerek yok. Her zaman olduğu gibi devam edebiliriz. Onlar bilmeden. Peki ya sonra? Sonsuza kadar böyle devam etmemizi mi istiyorsun? Biliyorsun ki biz insanlar gibi değiliz. Öylece birlikte kaçıp gidemeyiz. Ayrıca çok yaşlı olduğundan izin alamazsın. Lu,
Lu diyeceğim buna adam. Lu, onların izni umurumda değil. Eğer zorundaysam ailemle bağımı koparmaktan memnuniyet duyarım. Bunu yapmana izin veremem. Ölümsüzlüğünü kaybedersin. Eğer hayatımı seninle geçireceksem sorun olmaz. Vay be. Umurumda olmaz. Bunu ikimiz için de zorlaştırıyorsun. Yanındayken mutlu musun? Tabii ki mutluyum. O zaman başka bir sebebe ihtiyacın yok. Birbirimiz için mükemmel olduğumuzu biliyorsun. Derinlere bakmana gerek yok. Güven bana. Yapabiliriz. Şu an net bir şekilde düşünemiyorum. Sonra konuşuruz. Lu, bekle. Aha, yakışıklılıkla kaldık baş başa. Problemlerimizi dinlemek zorunda kaldığın için üzgünüm. Sorun değil. Bu kafe bir sürü hikaye tanık oldu. Umarım sizinkisi mutlu sonla kavuşur. Ben de öyle umuyorum. Alkolün var mı? Üzgünüm. Hadi ya. O zaman beni sakinleştirecek ve sıcak bir şeyin var mı? Yeşil çay latte sever misiniz? Yeşil çay latte mi? Bir tane alayım. Al, ama nasıl yapılıyor? Şunları da bir tek tek tıklayayım da. Sinir oluyorum şurada bir şey kalmasın. Yeşil çay, süt koyuyoruz. Demleyeyim. Buyurun. Bu iyiymiş. Bunun için teşekkürler. Bu arada evli misin? Aa. Ben mi? Hayır. Sevdiğin biri var mı? Aha. Kızdan yeni ayrıldınız. Çocuk yürümeye başladı bize. Bu kafeyi seviyorum. Ama eminim aradığınız cevap bu değildir. Cevabın için pek bir beklentim yoktu. Dostum, dünyadaki onca varlıktan neden ona aşık oldum ki? Kime aşık olduğunu seçemezsin. Seçebilirsin. Eğer yeterince denersen seçemezsin tabii ki. En azından babam öyle dedi. Gerçekten çok kasıntı bir elf. Sanırım hepsi öyle. Gösterişçi, kendi beğenmiş, ölümsüz dangalaklar. En azından önünde öğrenmek ve değişmek için bir edebiyat var. Ebediyet var. Edebiyat diye okudum. Bir saniye bir su içeyim. Evet. Ya da edebi bir pislik olmak için. Neyse, gitmem gerek. Sabaha kadar içmeyi planlıyorum. Güneşin doğmasına uzun bir süre var. İçmek için daha çok zamanım var öyleyse. Görüşürüz. Görüşmek üzere Bayan Freya. Teşekkürler. Yine gelin. Kız Freya. Köşeden bizi mi dinliyordun? Evet. Zavallılar. Umarım bu durumun bir çaresini bulurlar. Umarım. Neyse, gitmem gerek. Yarın her zamankinden daha erken kalkmalıyım. Tamamdır. Sanırım ben de bundan sonra dükkanı kapatacağım. Çok erken değil mi? Evet. Yarın malzemelerim hazır olsun, her zamanki gibi açacağım. Tamam, sen de iyice dinlen. Sen de. Evet, ilk günümüzü bitirdik. İspanyol sahrası. Sıcak ve rahatlatıcı, tıpkı Barcelona'da bir gün gibi. Ben buradan çıkabiliyorum. Evet. Bir videonun sonuna gelmiş olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çıkamadım mı? Çıkamadım. Çarşamba 23 Eylül 2020'de kaldık. Afrika'nın zombi virüsü Seddle'a da gelmiş olabilir. Seddle'daki erzak dağıtım problemleri yerel restoranları endişelendiriyor. Yasa dışı göçmenliği önlemek için daha sıkı kurallar uygulamayı planlıyor. Durun. Oyunu kaydedelim. Evet diyelim. Ana menüye bir dönelim. Evet arkadaşlar, benden şimdi bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Fakat dediğim gibi şu anki benim sürecim bir tık zorlu. Kitap çıkardım. Daha da çıkaracağım. Farklı şeyler yazıyorum. Okul devam ediyor falan filan derken bir türlü zaman bulamıyorum. Ama hiç merak etmeyin, buldukça çekeceğim. O yüzden bu videoyu da kısa yaptım. Fakat umuyorum ki beğenmişsinizdir. Seriye devam edeceğim. Muhakkak devam edeceğim. Ben çok beğendim.
Umuyorum ki sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.